Kara sevdamıdır nedir? Gören sanır divanedir. Gayrı hepsi bahanedir. Sultanım özledim seni. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul 'uqdatan min lisani yefkahu kavli. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala hayri halqihi seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Ancak insan ve cinler, melekler biliyorlar. Allahu Zülcelal'in azameti, onun kudreti, onlar bildikleri için kıyamet gününde diyorlar ya Rabbi, senin hakkını yerine getiremedik. İbadetle, zikirle, taatle senin hakkını yerine getiremedik diyorlar melekler. Ama biz olarak insanlar ve cinler ancak kıyamet gününde Allahu Zülcelal'in azameti, kudreti, kibriyayı, onun ne olduğunu ancak o zaman anlayacağız. Bu dünyada tam anlamıyoruz Allah ne kadar kudret ve azamet sahibidir. Onun için de Allah ayet-i kerimede buyuruyor. وَمَا قَدَرُ اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهِ Allah'ın hakkını, kadrini bilmiyorlar, yapamıyorlar diyor Allah-u Zülcelal. وَالْاَرْضُ جَمِيعًا قَبْدَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَتُوِيَاتٍ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ Gökler ve yer Allah'ın kabdindedirler. Nasıl bir insan bila teşbih olarak bir şey eline alıyor, tutuyor böyle kıpırdamıyor o şey, gök ve yerler hepsi, onun içindekiler, bütün kainat, bütün hayvanlar, bütün insanlar, bütün cinler, hepsi onun kabidindedir diyor Allah-u Zülcelal. Ne kadar azim ve kudret, azamet sahibi olduğunu şöyle bir düşünelim. Bu karanlıkta, dağ başında ufacık bir pire Allahu Zülcelal onun derdini biliyor. Her şey öyle. Açtır, toktur, hastadır, sıhhatlidir, nedir? Hepsini biliyor. Şarktan ve garbe kadar göklerde aynen öyle. Hepsini zahiri adalarımızdan daha ziyade içimizi de biliyor Allah Azze ve Celle. Kalbimizdeki olan niyetlerimizi de biliyor. Onun için olduğumuzu, olmadığımızı da biliyor Allah-u Zülcelal. Ne yaparsak, ne niyetlek yaptığımızı da biliyor Allah Azze ve Celle. Böyledir Allah Azze ve Celle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün bir
böyle şimdi dediğim gibi, yaptığım gibi gökler ve yerler Allahu Zülcelal'in kabdindedir diyor ve böyle gidip getiriyor. Yani Allah gökleri ve yerleri böyle götürüp getiriyor yani. Ve diyordu Peygamber aleyhissalatu vesselam, Allah azze ve celle böyle gökleri ve yerleri böyle yaptığı zaman ve Allah diyor ki enel cebbar, ben cebbarım, enel mutekebbir, enel melik, enel aziz, enel kerim. Böyle Peygamber aleyhissalatu vesselam gökleri ve yerleri sanki elinde tutuyor gibi ve Allahu Zülcelal de böyle söylüyor gibi minberin üzerinde bir gün nasihat yapmış ashab-ı kiramlara. Ama ashab-ı kiramlar Abdullah bin Ömer radıyallahu teala anhu minberi gördük böyle altında sallanıyordu. Sanki Peygamber aleyhisselam düşecek gibi. O kadar minber gidip geliyordu. Peygamber aleyhisselam üzerinde düşecek gibi oluyordu. Niçin acaba? O tahtalar, o taşlar neyse minberi, onun vaazinden, Allahu Zülcelal'in kudret ve azaminden korkarak böyle titriyordu. Peygamber aleyhisselam üzerinde düşecek gibi geliyordu. Zaten biliyorsunuz değil mi herhalde, hep bazı bilmeyenler var. Peygamber aleyhisselatü vesselam ilk önce bir hurmanın kütüğün üzerinde hutbe okuyordu. Sonradan minber yaptılar ona. Minberin üzerine çıktığı zaman, okumaya başladığı zaman o kütük ağlamaya başladı. O ağaç, kuru odun ağlamaya başladı. Ve Peygamber aleyhisselam ta minberden inmeyinceye kadar gidip elini böyle onun üzerine sürdü, sonra durdu. Yani bakın, bundan nasıl anlaşılıyor? Allah'ın hakkını yerine getiriyor muyuz, getirmiyor muyuz? Bununla da anlaşılıyor değil mi herhalde? O zaman görevimiz daima Allah'a yalvarmak. Ya Rabbi, ne kadar yaparsak yapalım, yapalım gene, ama ne kadar yaparsak, Ya Rabbi ben senin zayıf kulunum, bana merhamet et Ya Rabbi, benim amelimle benimle muamele etme, sen kendi fadlınla, kereminle, ihsanınla benimle muamele et diye Allah'a yalvaralım. Çünkü onun hakkını yerine getirmiyoruz, bak görüyorsunuz. Kuru ağaç, taşlar, tahtalar Allahu Zülcelal'in kudretinden ve azametinden korkuyorlardı. Böyle oluyorlardı işte. Elhamdülillah. Gene Allahu Zülcelal'e hamdü senada şükürde bulunalım. Böyle bu manzarayı bize nasip etmiştir. Böyle hepinizi kalbine attı, niyetinizi Allah için yaptı. Hepiniz buraya böyle sizi getirdi. Allah getiriyor ha. Çünkü Allah nasıl bizi yaratmış ise bizim amelimizi de yaratıyor. Secdeye gittiğimiz zaman, ayakta Fatiha okuduğumuz zaman, rükuğa gittiğimiz zaman,
ne yaparsak onların o hareketlerimizi de Allah halk ediyor. Ama bizi sebep yapıyor. İşte filan kulümüz sebep oldu, onları bunu yapıyor, Allah onları da halk ediyor işte. Ne kadar oradan gelmişseniz niyetinizi, hepiniz şeylerinizi, hareketlerinizi Allahu Zülcelal hepsini halk ediyor işte. Elhamdülillah Allahu Zülcelal böyle bu manzarayı bana nasip etmiş. Kendi evinde beni misafir yapmış. Misafir bir kişi misafirliğe gittiği zaman ev sahibi ona ikramda bulunuyor, görüyorsunuz. Bir çay veriyor ona. Siz de geldiniz buraya, beni de Allahu Zülcelal sizin sevabından mahrum etmesin. Sizi buraya getirdi, misafir yaptı. Size ikram edecek inşallah Allahu Zülcelal de. Neyle? Af-ı mağfiret ile, merhamet ile muamele etmek suretiyle kıyamet gününde bunlar hepsi önümüze gelecekler inşallah. Bununla ferahlanalım. Çünkü Peygamber aleyhissalatü vesselam sormuşlar, ya Resulullah mümin kimdir? Aleyhissalatü vesselam. Mümin sevaplarıyla ferahlanan, hatalarıyla mahzun olanlardır. İşte böyle buraya geldiğiniz için bir ibadettir, Allah için gelmektir, tövbe almaktır. Bunu bir sevap olarak olduğu için bununla ferahlanmanız lazımdır. Hata da yaptığımız zaman onunla da mahzun olmamız lazımdır. Böyle olduğumuz zaman mümin sayıyoruz. Mümin sayılırsak öbür taraf kolaydır inşallah. Allahu Zülcelal ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. Ve beşşirillezine amenu ve amilussalihati enne lehum cennetun tecri min tahtiyel enhar. Ama daima imanla Allahu Zülcelal ayet-i kerimelerde ameli salih onunla beraber zikrediyor. İman edenler ve amel-i salih yapanlar buyuruyor Allah Azze ve Celle. Onlara ne verecek Allah Azze ve Celle? Onlara cennet-i âlâ vardır. O cennet-i âlânın altında nehirler akıyor. Çünkü su, insan suya, yeşilliğe baktığı zaman bir ferahlanıyor ya onunla. İşte o cennetin altından, kenarlarından nehirler akıyor, cennetin içinde, yükseklikte o nehirlere de böyle bakıyorlar. Öyle cennet onlara verecek Allahu Zülcelal. İman edenler ve amel-i salih yapanlar. Bu da burada olur. Oraya gittikten sonra istemek ne doğru olur, ne yapmak mümkündür. Burada ne yaparsak buradaki olan amel karşılığında Allah onu verecek bize inşallah. İşte şimdi tövbe ettikten sonra inşallah Teala memleketimize döndüğümüz zaman arkadaşlarımızla beraber amel-i salih yapmak suretiyle bu imanla amel-i salih yapalım. Allahu Zülcelal de bu cenneti alayı inşallah bize nasip edecektir. Ama cennet nasıl cennettir? Anlatılmıyor ki. Nasıldır? Yani maşallah la kuvvete illa billah. O kadar Allahu Zülcelal kudret ve azamet sahibidir dedik ya. Cehennemi de neuzubillah, cenneti de o kudret ve azametle nasıl yarattıysa acayip bir şeydir yani. Eh.
Amel-i salih de kalbin ıslahıyla de oluyor, biliyorsunuz. Onun için sadatlar da daima kalbin üzerinde zikir yapmayı tavsiye etmişler. Kalp ıslah oldu mu, bütün vücut ıslah olacak. Kalp fesada olduğu zaman da bütün vücut fesada uğrayacaktır, buyurmuştur Peygamber aleyhissalatü vesselam. Onun için kalbimizi zikirle, taatle, ibadetle tedavi edelim. قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. İflah olmuştur kalbini, içini Allah için düzeltmek, temizlemek, doğru yapmak. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. Kalbini de, içini de ihmal edenler zarar etmiştir, buyuruyor Peygamber Allah-u Zülcelal. Ayet-i Kerime. Bazılar onlara diyordu, ya namaz kılın, oruç tutun, kalbimiz temizdir diyor. Demekle doğru olmaz, söylemekle olmaz. Berrete isminde annemiz Peygamber Selam'ın hanımıydı. İsmi Berrete idi. Berrete manası kendi nefsini temiz eden. Peygamber Aleyhisselam dedi, dille temiz olmaz. Onun ismini Zeynep yaptı. Değiştirdi ismini. Zeynep koydu ona. Onun için benim nefsim temizdir, benim kalbim temizdir, ben iyiyim söylemekle doğru olmaz. Ancak Allah-u Zülcelal'ın istediği şekilde onun üzerinde zikir yapmakla, daima onu hayırlara teşvik etmek suretiyle ancak kalp temiz olur, insan Allah-u Zülcelal'a karşı ıslah olur. Elhamdülillah, hepimiz müminiz, biliyoruz günah insanı cehenneme atar, sevap da ona cennete müstahak eder. Çünkü Allah da Azze ve Celle buyuruyor ayet-i kerimede, İnnel ebrâre lefî ne'îmin ve innel füccâre lefî cehîmin. Ebrarlar, iyilik yapanlar, ibadet yapanlar cennettedir diyor Allah Azze ve Celle. Günah yapanlar da cehennemdedir buyuruyor. İnsan kendine bakacak. Ya ben ibadet sahibiyim, ibadet mi yapıyorum yoksa günah yapıyorum? Biri düşünecek. فَلْتَنْزُرْ مَا قَدَّمَدْ لِغَدٍ. Her insan bakacak yarına ne gönderiyor. Yarın yani kıyamet gününe. Kıyamet gününde peşine ne gönderdi? Amel-i salih mi gönderdi? Allah rızası mı gönderdi? Yoksa günahlar mı gönderdi? Ama elhamdülillah, Allah-u Zülcelal'e hamdü senalar ve şükürler olsun. Bizi iyi olmasak da dahi iyi arkadaşımızın payını yapmışız biz. Bu sadatlarla beraberiz. Bu tövbe bize Allah nasip etmiş. Çünkü günah insanı cehennemeye müstahak ediyor. Kolay bir şey. Ya Rabbi özür dileyim. Bak. Ama kalben. Dille yalnız olmaz. Biz dedik ya. Böyle kendi nefsini dille temizlemek doğru olmaz. Ruhla, kalbla, içle olacak. Çünkü Allah'ın nezargahı kalptir, insanın içidir. Zahiri adalarımızda Peygamber Selam buyuruyor, sizin zahiri adalarınız Allah bakmaz, kalbinize bakıyor. Çünkü bazı melekler bazı kişilerin dağlar gibi amelleri Allah'ın önüne götürüyorlar. Bu benim için değil, benim için değil. Ama filan kişi için yazın,
bu sevabı. Ya Rabbi bir şey yapmadı o kişi. Niyet etti, niyet etti. Hala bakın. Niyet etmekle daha ameli yapmadan Allah kalbe bakıyor ya. Niyet etmek suretiyle Allah emir ediyor, buna sevap yaz. Dağlar gibi amel yapmış, bu benim için değildir. Atın, bu benim için değil. Yazmayın bunu. Evet. Çok mühimdir. İman da aynen öyledir. İman da insanın içindedir. Dille söylerse, kalben tasdik etmese faydası yok. Onun için bizden geldiği kadar Allah-u Zülcelal'e karşı sadık ve doğru olalım. Önümüze ne gelirse, ne gelirse düşünelim. Bunu yapmak Allah razı midir, razı değil midir? Razı ise yapalım, razı değilse yapmayalım. Razı ise yaptığımız zaman Allah 10 yazıyor. Ta 700'e kadar da yazabilir Allah-u Zülcelal. Onun keremine bağlıdır. O ki, o şey, günah ise yapmazsan Allah-u Zülcelal gene sevap yazıyor sana. Niçin? Allah için yapmadın çünkü. Günah senin önüne geldiği zaman diyorsun Allah buna razı değildir, yapmıyorsun, gene sevap yazıyor Allah-u Zülcelal sana. Ve onunla beraber diyor bir iman muhabbeti senin kalbine yerleşiyor, sevaplarla da kadar olmuyor. O kadar Allah için yapmak ve yapmamak çok mühimdir. Evet diyeceğiz, onu hepimiz öyle olmak istiyoruz. Allah'tan isteyelim. Allah kerem sahibidir. Allah-u Zülcelal demiş, اُدْعُونِ اِسْتَوْجِبْ لَكُمْ. Dua edin, ben kabul edeceğim size. Allah-u Zülcelal hepimize razı olacak şekilde amel-i salih nasip etsin. Razı olmadığı olan şeylerden de bizi ondan uzak etsin inşallah. Öyle isteyeceğim Allah-u Zülcelal'den. Hakikaten Allah-u Zülcelal buyurmuştur ayet-i kerimede, وَخُلِقَ الْاِنْسَانُ دَعِيفًا. İnsan zayıf yaratılmıştır. Zayıfız. Allah-u Zülcelal bizden istediği şekilde yapamıyoruz. Yapamadığımız zaman hiç olmasa özür dilerim. Günah yaptığımız zaman, hata yaptığımız zaman özür dilerim, tövbe edelim. Bu merhamet kapısı Allah bu sadatlarla beraber bize nasip etmiştir. Çünkü herkese nasip olmuyor ama. Dedim ya, birkaç sefer daha da demişim. Bir kişiye bir gün çoktan tövbe edin dedim, tövbe edelim. Biz ne yapmışız, tövbe edeceğiz diyor. Hele bak. Onun peygamberi aleyhissalatü vesselam, Muhammed aleyhissalatü vesselam bir rivayete günde ben 70 sefer tövbe ediyorum. Bir rivayete de 100 sefer tövbe ediyorum. Günde. Allah ayet-i kerimede buyuruyor, senin önceki ve sonraki bütün hataların Allah affetmiştir. Buyurduğu halde gene diyor 100 sefer veya 70 sefer tövbe ediyorum diyor Allah. O zaman biz onun ümmeti olarak tövbe etmezsek ne yüzlen diyeceğiz ya Resulallah, ben senin ümmetindeyim, bana şefaat et. Onu ne mutabaati yapmışız ki? Onun için en büyük mutabaat, tövbe edelim bizden geldiği kadar. Tövbe edelim Allah-u Zülcelal'e karşı. Onun için her zaman diyorum, bütün mümin kardeşlerine de anlatın. Tövbeyi anlatın onlara da, onlara da nasip olsun. Bazılar bilmiyorlar, dedim ya işte diyor, ben ne yapmışsın? Nasıl ne yapmışsın? Gaflet de dahi günahtır. İbadet gafletle yapıyoruz, o da hatadır. Allah'a layık değildir. Niye biz amel yaptıktan sonra 25 sefer estağfirullah diyoruz?
Yani ya Rabbi senin zatına layık değildi. Ben yaptım ama senin zatına dedik ya, onun zatı o kadar azimdir. Kibriya sahibidir. O kadar olduğu için gafletle yaptığımızdan dolayı sanki hata yaptık. Allah'a yalvaralım. Ya Rabbi tövbe ediyorum, özür diliyorum. Benim ibadetim de dahi sana layık değildir. Biz böyle estağfirullah diyoruz. Bu tövbe Allahu Zülcelal'in imandan sonra Allahu Zülcelal çok merhamet bir kapısıdır. Ondan mahrum etmeyelim. Mümin kardeşlerimize de anlatalım inşallah. Allahu Zülcelal'in azametine karşı, kibriyasına karşı, kudretine karşı ne kadar azim olduğunu bildikten sonra ama o şekilde de merhamet sahibidir. O zaman bizden geldiği kadar daima onun merhametine sığınalım ve bütün mümin kardeşlerimize de böyle anlatalım. Ondan sonra tövbe ettikten sonra da memleketimize döndükten sonra da bizden geldiği kadar daima tövbeyi anlatmak ve herkes bunu bilsin. Herkes nasıl dünyada herkesin böyle bir görevi vardır, görevinde böyle ısrarla devamlı yapıyor ise amel olarak da herkesin bir verdi olması lazımdır. Günlük olarak sabahtan yatsıya kadar, yatıncaya kadar böyle kendimize bir vard yapalım. Vard yapalım. Zikir, namaz, bizden geldiği kadar bunları böyle kendimize, ne böyle fazla kendi dünya şeyimizden zarar versin, ne de böyle tembellik olsun, böyle hep gafletle zamanımızı geçirelim, böyle de değil. Bizden geldiği kadar böyle bir vard sahibi olalım. Sabahtan akşama kadar işte 100 tane Subhanallah, 100 tane La ilahe illallah, 100 tane Allahu Ekber, La havle ve la kuvvete illa billahi alezzim, La ilahe illa ente subhaneke enni kuntu mine zalimin. 5000 vardımızı bu şekilde bir tertiple vardımızı yapalım. Peygamber aleyhisselam buyuruyor, bir kişi devamlı bir şey yaptığı zaman az olursa da Allah'ın yanında çok makbuldür. Devamlı yapalım. Az olsa da dahi Allah'ın yanında makbuldür. Bir de bu hastalık için İmam-ı Şafii radıyallahu teala onu içtihadinde diyor Subhanallah. Subhanallah kelimesi var ya, onun en büyük ilacıdır. O zaman en az her gün Subhanallah ve bihamdihi bir tesbih çekelim inşallah. Subhanallah ve bihamdihi. Bir de bizim dua kitaplarında Fesubhanallah hine tübsune ve hine tüsbihune ayettir. Fesubhanallah hine tübsune ve hine tüsbihune. Onu oradan ezberleyelim. Onu da okuyalım inşallah. Subhanallah'ın manası biliyorsunuz nedir? Subhanallah, yani ya Rabbi sen bütün nuksanlıklardan münezzehsin. Senin bir milim kadar nuksanlığın yoktur. Ve bütün kemalat sahibisin. Subhanallah'ın manası odur. Ya ayette kerimede manası فَسُبْحَانَ hine تُمْسُونَ وَحِينَ تُسْبِعُونَ. Yani Subhanallah, Allah'a Subhan olsun hem akşam hem sabah. Yani demek ki bu manada bütün gün 24 saat Subhanallah olsun Allah'a. O manadır ha. Ve Subhanallah inne tübsüne ve inne tüzbi'une ayettir bu ha. Ayettir, bizim duada vardır. O duaya bakın, onu ezberleyin.
Fesubhanallah hine tümsune ve hine tüzbihune. Gene bütün kurallarımıza dikkat edelim, onları yerine getirelim. Maske, mesafe, her şeyi yapacağız. Bu da ilave olarak bunu da üzerine okuyalım inşallah. Fesubhanallah hine tümsune ve hine tüzbihune. Ve bir tesbih bizden geldiği kadar zikir olarak da Subhanallah ve bihamdihi çekelim inşallah. Allahu Zülcelal hepimizden razı olacak şekilde amel-i salih nasip etsin. Bizi kendi nefsimize teslim etmesin. O nefsimizi hayırlarda kullansın inşallah.